Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Erdoğan ne dedi? Bir gün iki gün önceydi, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Faizlerin yükseltilmesi ülkeler için enflasyonu frenlemenin temel yollarından biri dedi. Bu demek ki, yani Erdoğan diyor ki ben faizlerin yükseltilmesine karşıyım aslında. O fikrim değişmedi. Yani faiz sebep, enflasyon neticedir ama bütün ülkeler enflasyonla mücadeleyi böyle yapıyorlar. Faizleri yükselterek yapıyorlar. E haliyle biz de o yolu seçtik diyor. E barış, huzur, demokrasi, hukuk yollarını da seçsen onlar aynı konularda demokratik oluyorlar. Demokrasiyi özümsüyorlar. Kuvvetler ayrılığı ilkesine uyuyorlar. Yargı bağımsızlığı var onlarda. Yargıçlar adil. Adaletli. Ha bu arada söyleyeyim, şimdi aklıma geldi adil deyince. Bugün paylaşmayacaktım ama söyleyeyim ya. Aslında siz de sevineceksiniz. RTÜK Başkanı, unuttum adını, Ebu Bekir mi öyle bir şeydi yani, diye bir arkadaş. Kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla benden 10 bin lira para istedi mahkeme yoluyla. Halbuki bana telefon etseydi vallahi gönderirdim. Gönderirdim abi, ne olacak ya. Adama ihtiyacı var derdim. Hakim 10 bin çok be demiş. 5 bin ödesin sana Memduh Bayraktaroğlu demiş. Ebu Bekir'e 5 bin lira ödeyeceğim. Ödeyeceğim abi. Yok haram zıkkım olsun falan demem. Allah ne yapacağını bilir zaten. Ödeyeceğim 5 bin lirasını. Ama dedi ki avukatım, yeğenim, avukatım da yeğenim. Dayıcım istersen dedi bekleyelim. Belki dedi şey yapmazlar. Yargıtay istinaf kararını beklerler. Ya kızım beklemezler dedim ya. Bizi mahcup edeceklerine, yani icra gönderecek, kesin icra göndereceğine ödeyelim parasını, geçsin gitsin dedim. Onun parasını zaten hazırlamışım bir kenara. Ben 10 bin lira olarak tahmin ediyordum. Ama üstüne tedbir koyalım dedim. Verelim 5 bin lirayı, ödetmeyelim ona yani şimdilik. İstinafın sonucunu bekleyelim. Varsa Yargıtay'a da gidelim diye söyledim. Bu arada bunu da söyleyeyim canlarım benim. Yani yargı bağımsızlığı olmalı. Memlekette, Avrupa'da var çünkü bu. Madem diğer ülkeler öyle yapıyor, faizi yükselterek enflasyonla mücadele ediyor. Gerçi o ülkelerde enflasyon yok ya, neyse. Öyle olduğunu varsayalım. Ama onlarda hukuk da var. Onlar hukukun üstünlüğü ilkesine riayet ediyorlar. Onlar kuvvetler ayrılığı prensibinden şaşmıyorlar. Onlar da yargı bağımsız. Onların cumhurbaşkanları ya da başbakanları yargıçlara telefon edemiyorlar. Ya da ettiremiyorlar. Mümkün de sıkar biraz çünkü orada. Ya... Ve faiz için bir şey daha söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat iş lafta bitmiyor. Faizi artırmanın ekonomi açısından çok net sonuçları var diyor. İyi de Sayın Cumhurbaşkanı, net sonuçları olduğunu herkes biliyor. Düşük faizde, yüksek faizde net sonuçlar doğururlar. Da yüksek faizin net sonuçları ne? Olumlu mu? Olumsuz mu? E onu da bir açıklasaydın bari. Olumsuzsa, yani enflasyona sebep oluyorsa yüksek faiz, o zaman halkın gelirini düşürüyorsun sen. O zaman sen halktan yana değilsin. Dar gelirden yana değilsin Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle ya. Yüksek faiz enflasyona sebep oluyorsa sen de yüksek faize sebep olmayacak şekilde ülkeyi yöneteceksin. Yüksek faize sebep olmamak için ne yapmak lazım? Paraya talebin olduğu noktalarda talebi karşılayacak kadar paran olmalı. Yani insanların öylesine gelirleri olmalı ki yüksek faize koşmak yerine ceplerindeki parayla alışveriş yapsınlar. Ama o zaman da piyasada para miktarı artıyor. Allah Allah. Faizler yükselince ne oluyor? Para miktarı düşüyor mu piyasalarda? Evet. Ama o zaman ne oluyor peki? İnsanlar tüketemiyor. Hangi insanlar tüketemiyor? Fakir, fukara, orta direk tüketemiyor. Peki zenginler tüketmekten vazgeçiyor mu? Yok. Yüksek faize ihtiyaçları yok ki onların yüksek faizde para almaya. Onların zaten paraları var. Onlara yüksek fiyat da pek etki etmiyor. Hiç etki etmiyor. Ne olacak? Hiç umurlarında değil. Piyasadaki fiyatlar neden yükseliyor? Para sahiplerinin geliri arttığı için. Faizler yükselince ne oluyor? Elinde nakit parası olanların da geliri artıyor. Değil mi canlarım? Ayda 100 bin lirasında bin, diyelim ki 80 lira 800 lira alırken faiz 15%'e çıkınca o da ayda 1500 lira alıyor. Enflasyon olsa ne olacak ona? Bankada da 1 milyon sıradan konuşalım 1 milyon lirası varsa
Ayda 15 bin lira alıyor. 8 bin liradan 7 bin lira daha fazla yani. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, bunları bilmiyorsanız çok ayıp. Hakikaten çok ayıp. Yok, biliyor da böyle konuşuyorsanız o zaman da siz halkınıza karşı çok acımasızsınız, gaddarsınız. Çünkü canlarım, en başından beri söylüyorum. Ben faize karşı değilim. Ben faize müdahale edilmesine karşıyım. Faiz çocuk mu ya? Merdivenden indirirken de kucağına alacaksın, merdivenden çıkarırken de kucağına alacaksın. Yani müdahale edeceksin. Ya bırak kardeşim ya, bırak ya. Faiz bu ya. Allah Allah. Çok önemli bir ekonomik kurum, ekonomik enstrüman. Çıkması gerekiyorsa çıkacaktır zaten. Engelleyemezsin. İnmesi gerekiyorsa da inecektir. Kim tespit edecek onu? Arz talep. Paraya talep varsa bu fiyat, para denen meretin fiyatı yani faizi çıkacak. Paraya talep yoksa bu meretin fiyatı düşecek. Bu kadar basit. Çünkü paranın fiyatı faizdir. Ya bunu bilmeyen bir insan bir ülkeyi yönetmeye talip olmamalı. Ayıptır ya. Bu kadar basit bir şeyi bilmemek çok ayıptır ya. Ha tabii. Her zaman onu oradan asla vazgeçmeyeceğim. Sadece Cumhurbaşkanı'na değil bir laflarım. Ekonomistlere. Faiz arttır, faiz arttır, faiz arttır, faiz arttır. E ne oldu faiz arttı? E yetmedi, bir 5 puan daha artır. 5 puan artırınca ne olacak? Dolar TL karşısında yere mi çakılacak? Şaşarım aklımıza. Dolara talep olduğu sürece ve ülkeye dolar gelmediği sürece insanlar bilhassa şirketler ve bankalar borçlarını, döviz borçlarını ödeyebilmek için dolar satın alacaklar. Ve onlar dolara talep ettikçe doları, dolar gelmediği için yani nedret halde olduğu için dolar TL karşısında değer kazanacak. Bunu bilmeyenlerin papağan kadar aklı yok. Papağan kadar. Papağan bile arz talebi öğret. Ne oluyordu? İktisatçı oluyordu. Kim demişti? Adam Smith demişti. Değil mi çocuklar? Bunu artık öğrendik, biliyoruz hep beraber. Hepimiz biliyoruz. Ya ülkeyi yönetenlerin ve iktisatçıyım diye yorum yapanların papağan kadar akılları yok ya. Bunların kimileri üniversiteler çocuklara iktisat dersi veriyorlar. Evet. Belli ki onlar iktisat dersi vermiyor. Onlar sadece finansman dersi veriyor. Nasıl para götürürüm? Borsalardan nasıl kazanırım? Ya ben el insaf ya. Bir ülke borsalarla idare olunmaz ki. Ülke ekonomisi doğru yönetilmezse senin borsan sana ne kadar para kazandırırsa kazansın, kazandırsın. Hep beraber kazanabiliyor muyuz? Eşit kazanmayız elbette. Asla eşitlikçi falan değilim. Korkum da yok bunu söylerken efendim. İsteyen komünist bana kızabilir, isteyen tam net eski sosyalist de bana kızabilirler. Saygı duyarım. Saygı, kesin saygı duyarım. Ama ben böyleyim. Ben eşitliğe inanan birisi değilim. Ama en az eşitsizlik olmazsa da kıyamet kopacağına inananlardanım. En az eşitsizliği kim yapar? Siyasetçiler yaparlar. Onlar sağlarlar. İş adamlarıyla beraber sağlarlar. Ekonomi politikalarını öncelikle dar gelirlerin, fakirin, fukaranın, yoksulun ve orta direğin daha müreffeh bir hayat yaşamaları için planlarlar. Var mı böyle bir şey AKP'de? Gördünüz mü? Ondan öncekilerde de yoktu. Ya. Canlarım, bakın şimdi son söyleyeceğim ve bitireceğim. Yani diyor Cumhurbaşkanı, faizler arttığı zaman vatandaş ve iş insanları bankadan rahatça kredi alamıyor. Böylece özellikle Türkiye gibi borçla yaşayan ülkelerde yönetime ciddi bir tren gelmiş oluyor. Ya bence ayıp ya. Bir ülkeyi 18 senedir yöneten bir cumhurbaşkanı bunları söylerken bana göre bakın hakaret amacım yok. Asla uyarıyorum, utanır. Yüreği sızlar. Ya ben böyle bir cümleyi nasıl kurabilirim ya? Böyle bir cümleyi kurduktan sonra ben bu halkımın karşısına çıkıp da onlara neler söyleyebilirim, onlardan nasıl güven isterim diye düşünmeli. 18 sene insanlar hala borçla hayatlarını sürdürüyorlarsa bu işin sonu yok. Defalarca anlattım. Defalarca. Tabii Cumhurbaşkanı bilmiyor bunları. Neden? Yanındakiler anlatmıyor. Ama bir defa daha söyleyeyim. Borç gelirden ödenmez. Borç kazançtan ödenir. Kazanç, kar yani kar. Kar, kazanç nedir? Gelirle gider arasında arta kalan paradır. Arta kalan yani cepte kalan, tasarruf edilebilecek paradır. Eğer sizin gideriniz gelirinizden fazla ise
borç ödeyemez, sürekli yeni borç yaparsınız. Örnek Türkiye, Türkiye. Ya Cumhurbaşkanı'na bakar mısınız ne diyor ya? Özellikle Türkiye gibi borçla yaşayan ülkelerde. Yaşatma Türkiye'yi borçla. 18 senedir Türkiye'yi Kemal mi yönetiyor? Meral mi yönetiyor? Selahattin mi yönetiyor? Sen yönetiyorsun arkadaş. Yaşatma ülkeyi borçla. Net kazanç getiren bir ülke haline getir. Cari açık veren değil, cari fazla veren ülke haline getir. Yani kazanan ülke haline getir ki ülke borç ödesin. Ama sen hem gelirin az, giderin çok, hem de sürekli borç alarak giderlerini de kısmıyorsun. Bunun sonu yok ki. Bunun sonu yok. Şimdi de vay efendim, çarklar yavaşlarken enflasyon kontrol altına alınabiliyormuş. Enflasyonun kontrol altına alındığı anda ne oluyor? Ekonomi duruyor. Çarklar yavaşlamıyor. Kimin için yavaşlıyor çarklar? Belki yukarıdaki çok varlıklılar için ya da ortanın çok üstündeki varlıklar için belki yavaşlıyor, belki. Ama durmuyor. Öbür tarafa geldiği zaman yoksulun çarkı duruyor. Dar gelirlinin, memurun, emeklinin, emekçinin, küçük esnafın çarkı duruyor, duruyor. Orta direğin çarkı duruyor. O çark dönmüyor Sayın Cumhurbaşkanı, dönmüyor. Ya Allah aşkına ya, Allah aşkına. Ya beni bir gün davet et, artık söyleyeceğim bunu. Beni bir gün davet et, çağır danışmanlarını, danışmanlarının yanında sana ders vereyim. Recep Bey, sana ders vereyim, ders. Belli ki kolay ikna oluyorsun. Ben seni daha kolay ikna ederim. Belki o zaman doğru yolu buluruz hep beraber. Ya yanlış ya, yanlış, 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 yanlış. Her söylediğin yanlış ya. Hiçbir söylediğin doğru değil. E haliyle de ülke bu halde. Vaziyet perişan. Öyle ben demokrasiye döneceğim deyince, faizler düşünce sanıyorsun ki Maliye Bakanı değiştiği için düşüyor. Hayır efendim, insanlar biraz umutlanır gibi oluyorlar. Ama bu sistemle, bu hukuk sistemiyle, bu para politikalarıyla Türkiye'yi bu krizden çıkaramazsın Recep Bey. Ha çıkarırsın. Milyonlarca insanımız telef olur. Milyonlarca insanımız telef olur. Milyonlarca esnaf batar. Aç bir ilaç sürünme noktasına gelir. Küçük orta boyu ölçekli işletmeler var ya, o Anadolu aslanları, kaplanları neyse, onlar teker teker batarlar. Ya da şirketlerini nakit paraları olanlar yok pahasına satın alırlar. Ama milyonlarca mutsuz, huzursuz, acı çeken, çile çeken, yoksul insan daha olur memlekette. 28 milyon yoksulun yanına bir 28 milyon yoksul daha katılır Recep Bey. Bitirdiniz ülkeyi be. Bitirdiniz ülkeyi. Kötü niyetten değil, bilmediğiniz için bitirdiniz. Bitti ülke. Canlarım benim, güzellerim benim. Biten bir şey bile, biliyorsunuz, bir akü boşalır. Değil mi? Cep telefonlarımızın aküleri deşarj olur, boşalır. Ne yaparız? Takarız tekrar, enerji veririz. Yeniden dolar. Hiç merak etmeyin. Türkiye bitebilir. Enerjisi bitebilir. Ama yeniden kendimizi şarj ederiz. Biz güçlü milletiz. Sakın kafanızı takmayın. Aslında Türkiye'de çok güçlü de bir bürokrasi var. Bu bürokrasi son 7 yıldır dışlandı. 8 yıldır dışlandı bu bürokrasi. Tamam. Ama inanın o bürokratlar hala hayattalar. Yepyeni bir umut, yepyeni bir iktidar, yepyeni bir zihniyet, hukuka saygılı bir zihniyet, yargıda tarafsız bir zihniyet gelir ve o güzelim eski devleti bilen, tanıyan, seven, insanları seven bürokratlara yeniden görev verir ve Türkiye ayağa kalkar. Enerjisini doldurur, fullediği zamanda koşmaya başlar. Sakın enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum, canlarım benim. Gözlerinizden öperim.